Hatırlamama imkan yok. Ben de yeni fark ettim hocam. Yukarıda şey göremeyince. Şimdi bile Neyse fark abi. etmez bayım. Tamam. Hayırlısı olsun. Eyvallah. En azından çok kısa bir backup yapayım. Biz şu problemi adresliyoruz. A kullanıcısı ile B kullanıcısı arasında şifreleme işlemlerinde kullanılacak, şifrelemede kullanacak K anahtarı üzerinde mutabıklık kalma problemini çözmeye çalışıyoruz. K anahtarını açıktan gönderemem, düşman görür. Şifreli yere göndermişim ama bu sefer alıcı onu nasıl açacak? Onun anahtarı nerede? Bu problem çözülemeyeceği için başka bir yol denemek gerekiyor. Bu yol birazcık kurt kuzu problemine benziyor. Birazcık. Çok benzemiyor. Ve bunun şöyle bir çözümü var. Bu çözümü bize önerenler Diffie ve Hellman isimli iki tane hoca hala hayatta hala bu konularda çalışmaya devam eden insanlar. Çok genç olmasalar bile. Şimdi bu problemi çözmek için biraz daha karmaşık bir şeyler gerekli. Bu şifrelemeden biraz daha karışık bir iş. Çünkü şifrelemede A şifreliyordu, K anahtarı vardı. B de şifreliyordu, aynı K anahtarına sahip olması gerekiyordu. Setup daha basit. Burada setup biraz daha karmaşık. Birincisi, herkesin bildiği bilgiler var. Buna düşman da ulaşıyor. Ve düşman ayrıca bizim bu algoritmayı uyguladığımızı da biliyor. Hatırlarsanız ona cache of prensibi diyordu. Düşman algoritmayı biliyor. Düşmanın bilemeyeceği şeyler çıkacak ama. Şimdi buradaki P ve G birer sayı arkadaşlar. P sayısı bir asal sayı. G sayısı da P'den küçük, belli bir özelliğe sahip ama çok kolay bulabileceğiniz başka bir sayı. İkisi de tam sayı. P denmesinin nedeni prime olduğu için. G denmesinin nedeni de böyle sayılara generator deniyor. O yüzden G ismi kullanılıyor burada. Demek ki P ile G'yi herkes biliyor. Kendi network'unda aynı P ve G'yi kullanıyor. Vodafone'un da başka bir P ile G'yi kullanıyor ama bütün network için aynı P ve aynı G sayısı var. Dolayısıyla bunu adversary de biliyor ve bilmesi de bir sakınca yok. Ya adversary bunu da bilmezse olur mu? Hayır. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla adversary'den saklamak çok zor. İmkansız bir senaryo olur. Ondan sonra bir takım işlemler oluyor arkadaşlar. Matematikler şey nedir? Örnek de vereceğim işlemlere. İşlemler şöyle çalışıyor. Bu gönderici, bu da alıcı. A'dan B'ye. A ile B arasında bir haberleşme var arkadaşlar. Görüyor musunuz? A'dan B'ye bir şey gidiyor, B'den A'ya bir şey gidiyor. A ile B de P ve G sayılarını biliyor. A kullanıcısı, büyük A, büyük A ile gösteriyorum kullanıcıları. A kullanıcısı bir tane küçük A sayısını rastgele sayı üretici kullanarak üretiyor. Yani bu bir random bir sayı. A da B de. Bir random number generator var. Random number generator nasıl yapılır? Yazı tura atarsın eğer bu insanlar yapıyorsa. Bilgisayarlarında yazı tura atmak gibi metotları var. Yani fiziksel random sayılar üreten metotlar elimizde var. Bu sayılar, bu iki sayı da A da B de A büyük A kullanıcısının kendi mahremiyeti içerisinde yapılıyor. Başka hiç kimse bunu bilemiyor. Yani küçük A'yı sadece A kullanıcısı bilir, küçük B'yi de sadece B kullanıcısı bilir. Başka hiç kimse bilemez de işin ilginç tarafı bir daha aslında bunlara da ihtiyaç da olmayacak. Sonra A kullanıcısı küçük bu G sayısının ortak sayıydı generatör sayısıydı. G'nin ayıncı kuvvetini alır. Bu bayağı bildiğiniz kuvvet alma. Tamam mı? Mesela 2'nin üçüncü kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 2'nin 19. kuvveti 2 kere 2 kere 2 kere 19 tane 2 çarpmak demek. Demek ki G'nin ayıncı kuvveti G'yi A defa çarpmak demek birbirisiyle. Büyük bir sayı olacak. Zaten şimdi göreceksiniz P ile G de küçük sayı olmayacaklar. Bayağı büyük sayılar.
A bunu yaparken, A kullanıcısı bunu yaparken B kullanıcısı da G'nin beyinci kuvvetini alıyor. Ve A kullanıcısı G üzeri A'yı gönderirken B'ye, B kullanıcısı da G üzeri B'yi gönderiyor. Tabii bunu düşman da görüyor. Düşman hem G üzeri A'yı görüyor hem de G üzeri B'yi görüyor. Benim varsayımım bunları öğreniyor. Onları öğrendiğini varsayıyorum. B geldi ya buraya. G üzeri B'nin A tarafından alınıyor. A şimdi G üzeri B'yi aldı. A'nın B'yi öğrenme imkanı yok. Göreceksiniz sebebini. Ama A öğrenmeyi boş ver. A G üzeri B'yi alıyor. G üzeri B'nin ayıncı kuvvetini alıyor. Bir daha bir üst alıyor. Kendi yeni gelen sayının ayıncı kuvveti. A'yı bildiği için A ona ait ayıncı kuvvetini. B kullanıcısı da kendisine gelen G üzeri A sayısının beyinci kuvvetini alıyor. Şimdi arkadaşlar ilginçtir. G üzeri B'nin ayıncı kuvveti ile G üzeri A'nın beyinci kuvveti aynı sayıdır. Dolayısıyla bunu anahtar olarak kullanabiliriz. K anahtarı bu olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bunu adversary yapamaz mı? Şimdi adversary'nin önündeki imkanlara bakacağız. Yapıp yapamayacağını araştıracağız. Tamam mı? Şimdi burada bunu başka bir şekilde gene açıklıyorum. Tamam mı? Başka bir şekilde gene açıklıyorum. Ama bu açıklamalarımın, buradaki açıklamalarımın matematiksel şeyi nedir? Görünüşü biraz daha şık. Ben sana size sayısal kısmını açıklayayım. Şimdi bakın. Bir örnek veriyorum. Sayısal bir örnek bu. Şimdi hatırlıyorsunuz P asal bir sayıydı. P asal bir sayıydı. 79'u seçiyorum. 79 asal. Sonra ben size bir anahtar göndermek istiyorum. Gizli bir bilgi göndermek istiyorum. Bu mutabıklıktan daha öte. Anahtarı ben karar veriyorum. Anahtar bugün 10 olsun diyorum. Size 10'u göndermek istiyorum. Tamam mı? 10 sayısını. 10 sayısını başkasının bilmeden size nasıl gönderebilir? Tamam mı? Bir tane rastgele küçük A sayısı buluyorum. Tamam mı? Küçük A sayısı bir tam sayı. Bunu ben biliyorum. Tamam mı? Ondan sonra bu B sayısı ise B sayısı 71'e eşit. 71'in özelliği ne? A 11 olduğu için B'de 71 oluyor. Peki bunların özelliğiyle 11 ile 71'i çarparsam ki 781 eder. Bunun mod 78'e göre 78 neden geldi? Şuradaki P'nin bir eksiği. Mod 78'e göre değeri 1'e eşit. Bu şu demek. 11 ile 71'i çarp. İçinden bütün 78'leri çıkar. Geriye 1 kalır. Böyle bir tane sayı var. 11 için sadece alınmaz. Biz buna çarpımsal ters diyoruz. Tamam. Şimdi karşı tarafta sen ise 49 sayısını seçiyorsun, alıcı tarafı. Ve bunun çarpımsal tersini buluyorsun. O da 43'müş. 49 ile 43'ün çarpımı 2107 eder. 78'in katlarını bundan çıkarırsan o da 1. Demek ki 49 ile 43 birbirinin tersi, 11 ile 71 birbirinin tersi. Ben 11'i tuttum, tersini hesapladım. Sen 49'u tuttun, tersini hesapladın. Şimdi senin elinde 49, 43 var, benim elimde 11 ile 71 var. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum? Asal sayı biliyorum. 79. 11'i seçmiştim. Tersini bulmuştum. Tamam. Şimdi ortak kanalda ki G sayısı 10 olsun. Herkesin bildiği bir sayı. Tamam, 10 olsun. Ben 10 sayısının 11. kuvvetini alıyorum. Bakın
11 benim ilk başta seçtiğim random sayıydı. 11. kuvvetini alıyorum. Bu baya büyük bir sayı ediyor. Ama içinden 79'un katlarını çıkarıyorum. Geriye ne kaldıysa 64 kalıyormuş. Ben sana 64'ü gönderiyorum. Tamam. Şimdi senin tarafında sen 49'u seçmişsin. Tersini bulmuşsun 43. Ben sana 64'ü gönderdiğim için ilave olarak şimdi 64'ü de biliyorsun. Şimdi sen 64'ün 49. kuvvetini alıyorsun. Bu şu demek. Gene büyük bir sayı demek. Ama mod 79 demek, bundan 79'un katlarına düşür demek. O sayıda 18 oluyormuş. Sen bu işlemi yapıyorsun, sen bana 18 gönderiyorsun. Şimdi benim bir de bir 18 bilgim oldu. Ben 18'in 71. kuvvetini alıyorum. Bakın 71 benim sayımdı. 11'in tersi olan sayıydı. 18'in 71. kuvveti 38 eder. Ben sana 38'i gönderiyorum. Şimdi sen 38'i de biliyorsun. 38'in şimdi ben şunu bunu sileyim. Pardon. 38'in 43. kuvveti 10'a eşit çıkıyor. Yani ben bu 10 bilgisini sana bu kanaldan 64 göndererek 38'i gönderdim. Sen 38'in içerisinden 10'u çıkarabiliyorsun. Yani ben bir anlamda 10'u 79'un, 11'in ve 71'in içinde şifreliyorum, sana gönderiyorum. Sen o şifrenin bir kısmını açıp bana gönderiyorsun. Ben onun geriye kalan kısmını açıp tekrar şifreleyip sana gönderiyorum. Sen oradan onu çıkarabiliyorsun. Böyle bir ilişkiyle oluyor. Bu yani gerçekten de o kurt kuzu or problemi gibi. Yani üç tane komünikasyon oluyor. Tek problem şu. Düşman bunların hepsini görüyor. 64'ü de görüyor, 38'i de görüyor, 18'i de görüyor. Peki düşman bunu kırabilir mi? Yani öğrenebilir mi arkadaşlar? Mesela düşman 64'ü gördü. Tamam mı? 64'ü gördü. İşte düşman 79'u da biliyor. Hem 64'ü gördü hem de 79'u biliyor. Tamam mı? Şimdi 60, bu sayı 64 ve 79 sayılarından 64 ve 79 sayılarından x'in değerini bulabilir mi? X'in değerini nasıl bulacak? Problem orada. Şimdi bakın. 64'ün içinden x'i bulmak için denemeler yapması lazım. Bu denemelerin sayısı 79 tane. 79 tane öyle deneme var. Şimdi diyeceksiniz ki daha kısa bir yolu yok mu? Daha bir kısa bir yolu henüz çık görünmedi. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki 64 sayısı 10'un 11. kuvveti ya. Sen 79'u bilsen bile, 79 bilsen bile o ki o asal sayıydı. Sen 64'ü elde etsen bile 64 neyin kuvveti sayısını bulabilmek için denemeler yapman lazım. Sonra sen bana geriye 18'i gönderiyorsun. 18 sayısı 64'ün başka bir kuvvetiydi. 64'ün başka bir kuvveti. Onu da bilmiyor. Onu da bulmak için denemeler yapması lazım. Buradaki denemelerin sayısı da 79. Denemelerin sayısı da 79. Dolayısıyla burada düşmanın gördüğü bütün sayılar bir sayının kuvveti. Başka bir sayının kuvveti. Hepsi mod 79. Düşman 79'u biliyor. Dolayısıyla düşman şunu biliyor. Şurada giden sayılar benim bilmediğim bir sayının kuvveti. O benim bilmediğim sayı da 1 ile 78 arasında. Ama düşmanın önüne sen 78 tane deneme koyuyorsun. Tabii 78 çok az. Tamam mı? Daha çok deneme koyman lazım ama bu daha çok bu sayı biraz daha büyük, biraz daha büyük yaparak bu problemi çözebilirsin. Şimdi bakın. Şimdi yaptığımız işlemler böyle sayılar ya, yani 79 küçük bir sayı ya, bütün adversary bütün bu denemeleri yapmak zorunda ya.
Biz de daha büyük asal sayılar seçersek daha çok güvende buluruz. Bakın şu anda Amazon.com'un kullandığı sayı ne kadar büyük biliyor musun? 616 tane ondalık rakamı var. Bu kadar bir sayı. 616 tane ondalık rakamı olan bir sayı. Ha, bu 308 tane ondalık rakamı olan bir sayı. O giden sayılardan herhangi biri bu kadar büyük zaten. Onu siz elde ediyorsunuz. Asal sayı da bu kadar büyük. Soldaki sayının bir bilinmeyen bir kuvveti ne eşit bu sayı? Şimdi sen bu sayı bulabilir misin? Cevabı bunun çok güç arkadaşlar. Bakın mesela denemeleri düşünelim. Tamam mı? Yapılması gereken denemelerin sayısı 2'nin 1024. kuvveti. Yani aslında 10'un 308. kuvveti. Ben daha biraz önce 10'un 38. kuvveti imkansız diyordum size. Bu 10'un 308. kuvveti. Yani bunun gerçekten kırılması söz konusu değil. Yani bizim şu anda güvenliğimizi sağlayan bu arkadaşlar. Bunun güvenliğimizi sağlayan bu. Biz bu kadar çok işlem yapılması lazım. Şimdi 10 üzeri 308 o kadar büyük bir sayı ki, o kadar anlamsız bir sayı ki bu denemelerin sayısı. Bilinen kainattaki parçacık sayısı 10 üzeri 80. Kainatın bilinen yaşı 14 milyar yıl, o da 10 üzeri 10 çarpı 1.4. Yani kainattaki her parçacık bir bilgisayar olsa ve daha kainatın başından beri bugüne kadar çalışsa sizin varacağınız hesaplama kapasitesi 10 üzeri 100. Bu bir anlamda kainatın hesaplama kapasitesi. Bunun daha üstünde olamaz. Dolayısıyla güvendeyiz. Eğer matematiksel bir kısa yol bulunmazsa. Matematiksel kısa yollar çıkabilir. 1975'ten bugüne kadar matematiksel kısa yollar çıktı zaten. Hatta ilk başlarda biz 512 bit güvenli diyorduk. 512 biti güvenli görmediğimiz için 1024 bite çıktık. 1024 bu. Şimdi onu da güvenli bit kullanıyor. Şu anda bütün bizim eğer WhatsApp doğruyu size söylüyorsa ben diyor sizi güvenli bir şekilde konuşturuyorum iki kişi birbiriyle. Böyle bu anahtarları kullandığı anahtarlar, difahmen anahtarlar bu boyutlarda olması gerekir. Dolayısıyla biz aslında o büyük sayılarla işlem yapan çipler yapıyoruz. Çünkü bu kadar büyük sayılarla kuvvetini almak, bu kadar büyük sayıların çarpa çarpa kuvvetlerine çıkmak, ondan sonra bir de 79'un katlarını çıkarıyorduk onda. Öyle işlemleri yapmak için çok kuvvetli bilgisayarlar tasarlamak lazım. Çok özel amaçlı bilgisayarlar tasarlamak lazım. Bu Diffie-Hellman algoritması bizim laptopumuzu, şuyumuzu, buyumuzu, web sitelerinin HTTPS denilen güvenliğini sağlayan algoritmaların içinde koşuyor. Yani bu kodu her zaman insanlık kullanıyor. Resmen bir kullanıcı, bir sunucu arasında bu şekilde konuşuyor. Tamam, yani yaptığı şey şu. İlk başta güvensizdi, şimdi artık güvenli ama güvenli olabilmek için Diffie-Hellman tür algoritmalar kullanmak zorunda. Ve A ile B konuşmak için birbiriyle böyle bir takım karşılıklı pazarlık yapıyorlar. El sıkışma yapıyorlar. O el sıkışma bizim tam manasıyla şurada Diffie-Hellman'ın yaptığı el sıkışması. Yani şu el sıkışması. İlk başta size gösterdiğim el sıkışması. Bu. Yani A konuşuyor, B konuşuyor. Şimdi artık güvenli konuşmaya başlayabiliriz. Baş kısmını kaydetmediğim için üzgünüm ama belki de dönüp baş kısmını tekrar anlatırım kendi başıma, ilave ederim. Şimdi sizin sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Sayısal olduğu zaman sanki daha iyi anlaşılıyor diye şunları yapmışlar. Tamam. Şimdi düşünün,
Düşünün, bütün bunlar oluyor ama bu sayılar her birisi 300 rakamlı sayılar. Ya da 600 rakamlı sayılar. Öyle düşünün. 792 rakamlı bir sayı. Ama ben 600 rakamlı bir Evet. Ben şeyi merak ettim. Duyuyor musunuz hocam? duyuyorum. Bu hani evrendeki parçacık sayısı 10 üzeri 80 falan dediniz ya, bunun nasıl hesaplanabildiğini merak ettim. Bu yani işte Hubble'da dahil bize ulaşan ışıkla ilgili orantılı bir sayı. Yani görünen evren diyor zaten. Bütün evren demiyor. Hocam bu 11. sayfada bir önceki slaytta mod 78 var. Mod 78'de konusu iki taraf da mod 78'de almış. Bunlar mutabık mı? Şimdi şöyle, bunun içerisinde biraz matematik var. Bu 79 iken üstler 78'dir. Bir aşağısıdır. Bu Fermat teoremi denilen bir teoremden kaynaklanıyor. Yani bu protokolün çalışması için kullandığın asal sayının bir eksiğine göre A ile B'yi seçersin. A ile B'nin çarpımı bir eksiğine göre birdir. Böyle bir içinde böyle bir matematik var. Anladım. Bir de hocam bir sonraki slaytta da mod 79 var. Evet. Mod 78 ile mod 79 birbirinden farklı mı yoksa Farklı. Ha, şöyle bakın. Mod bu asal sayıydı. Sadece üs almak için asal sayının bir eksiğini kullanıyorsun. Ondan sonra bütün işlemler asal sayıya göre. Her Anladım. yerde bakmak geçiyor. Hiç bir daha mod 78 yok artık. Mod Anladım hocam. 78 sadece bir kere baştan o üsleri hesaplamak için. 11 ile 71'i 49 ile 43'ü hesaplamak için sana o 78 lazımdı. Ondan sonra bir daha kullanmıyorsun. Aslında şuydu hocam ilkin bir önceki slide 11. sayfada şimdi mod 78'de siz mutabıksınız. Ben mutabık mıyım? Mesela iki tarafta mod 78 üzerinden çalışıyor. Tabii. Anlamadığım şey bu aslında. Burada Şimdi şöyle. mutabıklar mı? Tabii şimdi şimdi zaten A ile B sadece gönderici biliyor. C ile değil, sadece alıcı biliyor. A ile B hiçbir zaman göndericiye ulaşmıyor, alıcıya ulaşmıyor, birbirlerine ulaşmıyor. Onlar birbiriyle alakası. Yani A ile B bu şu andaki şu sayfadaki protokola göre A ile B tamamıyla şeyin nedir? Yani 79'da herkes biliyor, 78'de herkes Anladım. anlatabildim. Anladım hocam, anladım. 879 bilgisayar kesin bildiği bir şey. Ama bilmedikleri insanların anın dışında hiç kimse 11 ile 71'i bilmiyor. Benim dışında hiç kimse de 40 ile 49 ile 43'ü bilmiyor. Bunlar bir kere Eyvallah. hesaplanınca burada kullanabilirsin. Evet. Eyvallah hocam. Şimdi burada biz ne yaptık biliyor musun? Burada bir düşmanın eline çok zor bir matematiksel, daha doğrusu computational bir problem verdik. Onu çözemediği için biz güvendeyiz. Yani düşman bir duvarın arkasında duruyor. O duvara tırmanamıyorsa ben güvendeyim. O duvara tırmanıp benim sayımı öğrenirse güvende değilim artık. Benim sayım da 10. Eyvallah hocam. Hocam burada galiba zaman da önemli değil mi? Yani mesela Tabii. işte Güvenlik gönderici ve belli bir alıcı zaman içinde tabii yani o alıcı mesajı alıp şey yapana kadar aslında süre. güvenli O... olmak istiyorum ama forever değil, sonsuza kadar değil. Yani ben Aynen. bir sene boyunca güvenli olsam yeter mesela diyorsun. O yüzden zamanlama çok önemli. Yani 20 yıl diyoruz biz. düşmanın bu 20 yılda kalamıyorsan süre güvendesin. Yani düşmanın bu süre zarfında meseleyi çözmesi lazım. Yoksa artık işlevsiz olacak. Doğrudur. Bu çok önemli bir yorum. O da şurada. Şimdi mesela diyelim ki depreme karşı güvenli bir ev yapmak istiyorsun. Evi platinum duvarlarla yaparsa tabii ki güvenli olur ama çok pahalı bir çözüm olur. Yani hiçbir zaman ezilmez, kırılmaz ama harika bir çözüm ama harika çözümün peşinde koşamazsın. Bu kadar insanı yani platin ev yapamazsın. Mümkün değil. O kadar platin yok zaten dünyada. Dolayısıyla sen çözümler buluyorsun. Bu çözümler hem ekonomik uygulanabilir ve yeteri kadar güvenli oluyor. Yani işte Richter ölçeğine göre 6'ya 7'ye güvenli evlerimiz de mesela 8'e 9'a değil.
Ama mesela 8'de 9'da çok olmuyor. Yani öyle bir oluyor ki 1000 senede bir oluyor filan mesela. O yüzden hani o riski almak zorundayız. Zaten bütün modern kriptoloji problemleri hepsi yani gerçekten istisnasız adversary'nin önüne zor bir computational bir problem koyarak işini görüyor. Yani o computational problem aşılamadığı için orada bir güvenlik oluşuyor. Bütün olay bundan ibaret. Yani bunun felsefesi bundan ibaret. Şeyi merak ettim hocam. Bu kuantum bilgisayar yapılırsa, faaliyete geçerse bu tür hesaplamaların Aynen. Kuantum bilgisayar yapılırsa kuantum bilgisayar 64'ten nasıl elde ettin 64'ü? Onun 11. kuvvetiydi. 64'ten bunu bulur. Hocam Bunu bulmak kuantum için bu kadar çok işlem yapmasına gerek yok. Kuantum bilgisayar başka metotlarla o sayıya ulaşabiliyor. Kuantum bizim yumuşak karnımız hocam. Abuzlar böyle beraber. Aynen. Dolayısıyla ortalıkta bir kuantum bilgisayar varsa bu Diffie-Hellman algoritmasının kuantum bilgisayara karşı dayanıklı versiyonları da var. Onları kullanmamız gerekiyor. Yani Ama benim mesela öyle bir şöyle bir algoritma var. şöyle bir iddia var hocam. Benim kuantum bilgisayarla ilgili okuduğum kitaplarda aynı anda sonsuz işlem yapabiliyor falan Evet. şeyler var. Bu durumda artık kuantum bilgisayara karşı güvenli herhangi bir algoritma falan mümkün mü? Olabilir. Bilgisayar, bak hiçbir zaman bunu unutmamak lazım. Bilgisayar üzerinde bir algoritma çalışıyorsa faydalı. Yoksa onun bir algoritması yoksa bilgisayar boşa çalışıyor. Şimdi mesela öyle bir algoritma var. SIT diye. Super Singular Isogeny Diffie-Hellman. Bu algoritma kuantum bilgisayar bunun kırabileceği bir algoritma değil. Mesela bunu kullanıyor. Bu da Diffie-Hellman. Ama super singular isogeny diyenlerden bir metoda dayanıyor. Henüz Orada matematik daha karışık. kullanılabilir bilgisayar olmadığı halde algoritması çıkmış bile yani hocam şifrelemede, Tabii kriptolojide. zaten önce öyle olur. Yani önce Turing makinesi diye bir konsept vardı. Yani teorik bir bilgisayarda koşan algoritmalar tasarladık. Onu da bir gerçek bilgisayar çıktı, orada koşturduk. Şu anda quantum computation'da da yaptığımız o. Hatta benim öyle bir projem var. Onun üzerinde çalışıyorum yani Hocam şeyi de ben. merak ettim. Bu şifrelemede yapay zeka kullanılıyordur muhtemelen. Şifrelemede yapay zeka kullanılmıyor ama yapay zekede Ya şifreleme o ne kullanılıyor. zaman olacak? Yani bu işi yapay zeka ne zaman el koyacak onu sorsun. Başka Yok, sorun falan var. yapay zeka şifreleme yapamıyor ama şifreleme çok iyi yapıyor, pay zeka yapabiliyor. Onu size Allah Allah. Anlıyor mu açık. şifreleme? O da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi yapay zeka aslında makine öğrenmesi denilen konu şu. Aslında senin hesaplamakta matematiksel model açısından güçlük çektiğin bir fonksiyon var. O fonksiyonu datadan öğreniyor. Yani makine öğrenmesi o demek. Bir fonksiyon var. O fonksiyonu matematiksel ifade edemiyorsun. Ama data var. Milyonlarca data var elinde. O milyonlarca datayı kullanıp o fonksiyonu yapılandırıyorsun, construct ediyorsun o fonksiyonu. Şimdi şu soruyu sor kendine. Milyonlarca datan var ama başkası bu datayı görsün istemiyorum. Hepsini şifreliyorum. Senin yapay zeka algoritman, makine öğrenmen algoritman şifreli datayı öğrensin. Heh, bu var işte. Böyle bir şey Hocam, yok. Yok yapay yok. zeka ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir 10 sene önce kadarında hocam bir tezde çalışırken SPSS kullanmıştım. Bir veri istatistiği vardı hocam. Şimdi de mesela işte makine öğrenmesi, işte Python vesaire falan çalışılabiliyor. Yapay zekadan şunu anlamamamız gerekiyor. Herhalde sıfırdan komple bir şey üretip de tekrar bunu hayata geçiren değil de sanki veriyi analiz edip ortaya o veriye göre bir tahminler üreten bir yapı Aynen. herhalde anlamamız gerekiyor. Aslında
programlar kümesinin adı. Yapay zeka da aslında birkaç kategoriden ibaret. Bir kategorisi bu makine öğrenmesi. Bu benim bahsettiğim o. Çok data var. O data yardımıyla fonksiyonu construct ediyorsun. Ama bir de yapay zeka bayağı bildiğimiz klasik programming gibi yapay zeka var. Expert systems deniyor ona da. O da böyle basit kararlar veriyor. İşte efendim yani senin diyelim ki evden fırına yürürken verdiğin kararlar gibi. İşte araba geliyorsa kaldırıma çık, araba yoksa karşıya geç. Ondan sonra bir araba park etmişse etrafından dolan bir takım kararlar veriyorsun ya. Bu kararlar onlar da yapay zeka sayılabilir. Yani onlara expert sistemler deniyor. Daha karmaşık senaryolar hayal et ama bunun için. Onlar için programlar yazmak da bir yapay zeka problemi. O da bir yapay zeka konusu. Ama o daha çok hani eski yapay zeka. Yani makine öğrenmesi bizim daha çok şu anda ilgi duyduğumuz. Hocam, Evet, nasıl hocam, buyurun. dinliyorum. Hocam, ben sizden kişisel bir talepte bulunacağım. Ben bir araştırma konusu talep ediyorum hocam sizden. Onu buradan bulunma istersen. Burada Şimdi matematik telefon açıktı hocam, rahatsız etmeyeyim dedim. Buradan söyleyeyim de hocam rahatsız olmasın telefondan. Çalışıyorsa engellemeyin. En yani azından sürekli de ben talepte... matematik bildiğini bilmiyorum. O yüzden karar vermekte güçlük çekiyorum Mustafa. Sen matematik öğretmeni miydin? Unuttum şimdi. Yok hocam, ben sınıf öğretmeniyim aslen de. Evet. Anladım. Hocam, en azından Düşüneyim. aklınızda bulunsun. Azıcık düşüneyim. Evet, doğru. Tabii ki. R5 oldu. Hocam okudu. Teşekkürler Mustafa. Kolay Ağzınıza sağlık. gelsin. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hocam Allah'ım. çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.